Ekranların teknoloji rehberi Teknolojik'ten herkese merhaba. Bilgisayar ve internet alanındaki gelişmeler, teknoloji dünyasından yenilikler ve en son keşiflerle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi Teknolojik bu hafta da dop dolu. Bakalım bu hafta Teknolojik'te neler var? Dünyada her saniyede 15 Nintendo Wii satılıyor. Yahoo, Microsoft'un rekor teklifini geri çevirdi. Google, cep telefonu yazılımı Android'i basına tanıttı. Bu hafta IFS Türkiye'den Ergin Öztürk ile ERP'yi konuştuk. Haftanın siteleri kindo.com ve smsgroups.com. Çizgi roman kahramanı Conan, oyun meraklıları için yeniden doğdu. US Robotics 9113 modem ve ilginç dijital oyuncaklar. Bilgisayar ağlarını korumanın ipuçları raflarda. Hepsi birazdan Teknolojik'te. Piyasaya çıktığı ilk günden bu yana rekor üstüne rekor kıran Wii oyun konsolu geçtiğimiz yıl dünyada tam anlamıyla fırtına gibi esti. Gelin şimdiye kadar 20 milyon adet satan Wii ile ilgili ayrıntılara ve diğer haberlerimize göz atalım. Bilgisayar oyunlarını kumanda etme biçimine getirdiği metotla büyük değişim yaratan Nintendo Wii oyun konsolu 2007 yılında büyük bir rekora imza attı. Toplam satış rakamı 12.35 milyar dolar olarak gerçekleşen Nintendo Wii, geçtiğimiz yıl saniyede 15 kullanıcıyla buluştu. Piyasaya çıktığı ilk haftadan itibaren rekor üstüne rekor kıran oyun konsolu DS'in ise aynı dönemdeki toplam satışı 64.79 milyona ulaştı. Nintendo, Mart 2008'e kadar 18,5 milyon Wii ve 29,5 milyon DS konsolu satmayı ve 15.29 milyar dolarlık satış rakamına ulaşmayı hedefliyor. 2007 yılının ilk 9 aylık döneminde oyun tutkunlarını farklı maceralara sürükleyen Wii oyunlarının satışı da patladı ve 4 adet Wii oyunu 1 milyon bariyerini aştı. Yahoo Yönetim Kurulu, Microsoft'un 44.6 milyar dolarlık satın alma teklifini şirketin gerçek değerinin 12 milyar dolar altında bulduğu için reddetmeyi kararlaştırdı. Microsoft'la Yahoo birleşseydi, dünyanın en büyük bilgisayar teknolojisi şirketi olarak internetin arama motoru lideri Google'a ana rakip olacaktı. Yazılım devi Microsoft, online arama pazarında Google'ın ardından gelen Yahoo'nun yönetimine hisse başına 31 dolar önermişti ve satın alma işleminin 2008'in ikinci yarısında tamamlanmasını planlıyordu. Arama motoru Google'ın teknoloji şirketleriyle geliştirdiği mobil telefon yazılımı Android, dünyanın en büyük telekom fuarlarından Barcelona'da tanıtıldı. Geçtiğimiz Kasım'da 34 şirketin katılımıyla Open Handset Alliance grubunu oluşturan Google, Android'in cep telefonlarında yaygın işletim sistemi haline gelmesi için çalışıyor. Android yazılımının bir endüstri standardı haline gelmesinin Google'ı mobil telefonda bir numaralı arama motoru yapacağı ve şirket için önemli reklam geliri sağlayacağı bekleniyor. Android işletim sistemiyle çalışan ilk telefon bu yılın ikinci yarısında satışa çıkacak. Google uyumlu cep telefonlarında Google arama seçeneği, web tarayıcısı, Gmail, Google Maps harita servisi gibi temel özellikler standart olarak yer alacak. Kurumsal kaynak planlaması yazılımları kurumlara sahip oldukları varlıkları daha verimli bir şekilde yönetebilme imkanı sağlıyor. IFS Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Ergin Öztürk ile kurumsal kaynak planlamasını konuştuk. İşletmelerimizde daha doğru ve hızlı kararlar alabilmemize yardımcı olan kurumsal kaynak planlaması yazılımları son günlerde küçük işletmelerin de gündeminde. Bu alanda dünyada önemli bir yere sahip olan IFS Türkiye'nin Satış ve Pazarlama Direktörü Ergin Öztürk, kurumsal kaynak planlaması yazılımlarını teknolojiye anlattı.
Kurumsal kaynak planlaması aslında geçmişe 1960'lı 70'li yıllara dayanan malzeme ihtiyaç planlaması, yani MRP sistemlerinden doğan bir sistem. Temelde şöyle düşünebiliriz basit anlamda. Üretim yapan şirketlerin öncelikle özellikle planlama anlamındaki ihtiyaçlarını karşılamak için, yani bir şey üretmek için ne kadar ham maddeye ihtiyacım var, bununla ilgili ne zaman satın almalıyım, ne zaman şirketimde olmalı gibi temel planlama operasyonları MRP fonksiyonları üzerinden, işte dediğim gibi 60'lı 70'li yıllar civarında yapılmaktaydı. Bunun üzerine bu problemler çözülmeye başlandıktan sonra üzerine biraz daha problemi kompleks hale getirmeye başlandı. Yani acaba ben sadece malzeme ihtiyacımı değil, üretimdeki işte planlama kapasite, tezgahlarım, bunların üzerindeki iş yüklerini de yavaş yavaş planlasam ve bunu da bir sistem üzerinden yürütsem nasıl olur fikri üzerine işte MRP2 dediğimiz sistemler geliştirmeye başlandı. Bu problemler biraz daha genişletilerek acaba ben şirketimin içerisindeki bütün personel ve bunlarla ilgili finansal operasyonları bağlasam ve bunları da bir entegre sistem üzerinden yürütsem nasıl olur fikri üzerine de işte ERP sistemleri, yani kurumsal kaynak planlama sistemleri geliştirildi. Hatta şu andaki dönemde ERP2 konsepti, yani bunun da geliştirilmiş versiyonları, yani nedir? Bütün tedarikçilerin web portalları üzerinden bağlandığı bir tedarik zincirinin müşteri tarafı ya da tedarikçi tarafındaki tüm entegrasyonlarının, hatta bunları daha da genişletecek şekilde işte e-devlet uygulamaları, bankalarla entegrasyon gibi ERP2 sistemlerinden bahsedebiliriz. Bütün bunların tek bir merkezden entegre biçimde yönetilebildiği bilgisayar sistemleri, büyük yazılım sistemleri olarak düşünülebilir. ERP sistemi kullanmayan işletmelerde departmanlar arası olan ilişkiler genellikle daha kaotik, başı sonu çok belli olmayan ve entegrasyonun olmamasından doğan çok ciddi veri kayıpları, güvenlik açıkları, performans şeyleri, problemleriyle karşılaşılır. Bunun gibi sorunlar vardır. Şirketlerde en büyük problemlerden bir tanesi budur. Bir sorun çıktığında o sorunun nereden kaynaklandığını genelde bilemiyorlar. Yani acaba satıştan mı çıktı, planlamadan mı çıktı, acaba şurada mıydı? Oysa ERP sistemlerinde her departmanın sorumluluğu çok nettir ve süreçler halindedir. Yani teklif ve sipariş satışın sorumluluğundadır. Onun işi bittiğinde örneğin planlama başlar. Onun işi bittiğinde ya da onunla senkronize biçimde satın alma departmanı çalışır. Ondan sonra işte üretim departmanı, oradan sevkiyat departmanı. Herhangi bir aksaklık olduğunda, yani süreç bir kere durduğunda ben bunun hangi noktada durduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Böyle bir yazılımı hiçbir zaman bir ya da iki yıllık ihtiyaçlarınız için almıyorsunuz. Olaya kesinlikle vizyoner bakmak gerekiyor ve ihtiyaçlarınızı 10 yıllık, yani 5, 10, 15 yıllık bir perspektifte görebilmeniz gerekiyor. Böyle baktığımızda bir sistemi uzun vadeli kullanacakmış mantığıyla bakmamız gerekiyor. İkincisi, alınacak yazılımın sektör tecrübesi çok önemlidir. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi ERP sistemleri jenerik, yani her ihtiyaca karşılık veren sistemler gibi görünse de aslında beraberinde sektörel uzmanlık çok önemlidir. Neden? Çünkü bir sektörün ihtiyacı ile diğer sektörün ihtiyacı hiç birbiriyle alakalı olmayabiliyor. Tamam, en basit finans muhasebe ihtiyaçları ya da en basit insan kaynakları ihtiyaçları belki aynı olabilir ama örneğin üretim ya da planlama sistemleri tamamen ayrı olabiliyor. Üçüncü konu danışmanlık ve eğitim hizmetleri. Yani böyle bir projeyi yaparken öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Bu projeler minimum 3 aydan başlayan ve 8-10 ay, bazen 12 aya kadar varabilen, yani yıla varabilen projelerdir. Projelerde çalışacak danışman arkadaşlar, o arkadaşların bu noktadaki bilgi birikimi kritik değer taşıyor. Mesela IFS olarak bizim önemli farklarımızdan bir tanesi, biz bütün projelerimizi